Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bugün itibariyle 2015 dolara kadar ons altında yükselişler meydana geldi. Şimdi bu saatten sonra bizler için takipte kalmamız gereken rakamlar hangi rakamlar? Sizlerle birlikte bunu tartışacağız ve bulmaya çalışacağız. Bu videomuzda ons altın, gram altın, gram gümüş, ons gümüş ve dolar TL analizi yapacağız. Arada sterline de bakabiliriz arkadaşlar. Sterlin ve euroya da bakalım. Oradaki arkadaşlar da var bizi takip eden. Evet sevgili dostlarım, ons altında başlayalım hemen analizimize. Biliyorsunuz aşı haberleri hala gündemini korumakta. Bu aşının sürdürülebilir olabileceği konusunda, bağışıklık sistemini güçlendirebileceği konusunda Rusya'nın atmış olduğu adımlar, buna karşı da Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz deneme aşılarını deneme sürelerini tamamlamayan bu aşının ne gibi sonuçlar doğurabileceği kesinlik kazanamamıştır şeklindeki açıklamaları. Ayrıca ABD ve Çin arasındaki müzakere sonuçlarının belirsizliği ons altında yönün yukarı yönlü olmasını tetikleyen etkenler arasında. Tüm bunların eşliğinde ons altında artık bizim bu saat itibariyle takipte kalmamız gereken en büyük destek, yükselişin devamı için artık 1990 desteği. Evet, bu yönü belirleyecek olan 1990 arkadaşlar. 1990 üzerinde tutunmasını gerçekleştirebilir. Buralarda artık altına sarkmalar yaşamazsak yükseliş kanalına ons altın tarafında gireceğe benziyoruz arkadaşlar. 1990 üzerinde 2015 seviyesi bugün test edildi. Fakat benim beklentim 1990 kırılmadığı müddetçe arkadaşlar ilk etapta 2030 ve onun üzerinde 2042 direnç seviyelerinin ons altında test edileceği yönünde kanaatim hala devam etmekte. Dediğim gibi arkadaşlar 1990 üzeri kapanışları takip edeceğiz. 1990 üzerinde kapanışlar bize tekrardan yükselişin devam edeceği sinyalini verecek ve yukarıda ilk etapta 2030 ve 2042 seviyelerindeki dirençler ons altında takibimizde olacak. Önemli dirençler arasında gözükmekte. 1990 altında kapanışlar gerçekleşirse de arkadaşlar bu sefer yön ne tarafa doğru olur? Bu da B planımız olsun. B planımızda da 1990 altında 1957 seviyesine doğru sarkmalar yaşanabilir. Fakat biz ilk etapta yukarı yönlü 1990 üzerindeki kapanışları takipte kalacağız ons altında. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gram altında 476 artık bir direnç, önemli bir direnç olarak gözüküyor arkadaşlar. Şuradan geçen 476 direncimiz gram altında mevcut. 476 direncini kollayacağız. Yükselişin devamı için mutlaka 476 üzerinde gram altında kapanışlar şart arkadaşlar. Gram altında hala 457 seviyesi üzerinde kalışlar yükselişin devamı niteliğini taşır arkadaşlar. İlk etaptaki direncimiz 476. 476 direncini de yukarı yönlü kırabilirsek gram altında da 488 hedefli yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. 457 altında olumsuzluk başlar. Bu da B senaryomuz. 457 altında 445 seviyesi gram altında görülmek isteyebilir. Fakat biz 457 üzerinde kapanışlara devam ettiğimiz için 476 direncini yakından takip edeceğiz. 476 direnci yukarı yönlü kırılabilirse de yukarıda 488 seviyesindeki hedef gram altında bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Gram altında da bu verdiğim seviyeler takibinizde olsun. Önemli seviyelerdir. Hemen gümüş tarafına da geçelim. Hızlı hızlı sizi bekletmeden. Gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüş onsta 28-40'lı seviyeler bugün itibariyle görüldü.
Hedefimiz 28-58'di. Hemen hemen hedefimize yakın bir seviyelerde. Bugün itibariyle nokta atışlı çalışmış oldu arkadaşlar. Şimdi bizler için 26-52 üzerinde kalan gümüş ons hala olumludur arkadaşlar. Şuradaki 26-52 seviyesi gümüşte hala olumludur ve yukarı hareketleri tekrardan tetikleyebilir. 26-52 kırılmadığı müddetçe 28-58 seviyesi hala takibimizde olacak. Önemli bir direnç şeklinde gözükmekte. Yukarı hareketlerinde devam edebilmesi için gümüş ons tarafında mutlaka 28-58'in yukarı yönlü kırılması şart arkadaşlar. 28-58'i yukarı yönlü kırabilirse zaten pozisyonları korumak ve yukarı artık 29'lu seviyelere doğru gümüş onsta da hareketlerin devam edeceğini düşünebiliriz. Fakat ilk etapta bizler için 28-58 direnci önemli. Bu direnç yukarı yönlü kırılabilmesi şart arkadaşlar. Yukarı hareketlerin devamı için. Aşağıda da düşüşün başlayabilmesi için 26-52 altında mutlaka kapanış gelmesi şart bu hafta itibariyle. 26-52 üzerinde durdukça da gümüş ons hala olumlu diyebiliriz. O yüzden gümüş onsta da hareketler hala yukarı yönlü gözükmekte. Hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gram grafiğimiz olmadığı için gümüş gramı da gene gümüş ons grafiği üzerinde yapacağız. Gümüş gramda arkadaşlar 6.25, şuradaki 6.25 üstünde kaldıkça hala gümüş gramda olumludur ve önemli dediğimiz 6.61 direncimiz mevcut. Bu 6.61 direncimizi gümüşte yukarı yönlü kırabilirsek bu sefer hareketler 6.95 seviyesine doğru hız kazanabilir. O yüzden 6.61 direnci yakından takibimizde olacak bir direnç. 6.25 altında bir kapanış olmadığı müddetçe de 6.61'in yukarı yönlü kırılacağı düşüncemizi hala taşıyoruz. O yüzden 6.61 direnci yakın takibimizde olacak. 6.25 desteğimiz kırılmadığı müddetçe de yukarıda 6.61 ve 6.95'te seviyelere doğru gümüş gramda hala hareketlerin yönünün yukarı olabileceğini düşünebiliriz arkadaşlar. O yüzden gümüş gramdaki arkadaşlar da 6.25 kırılmadıkça sakinliğini korumaları gerekli diye düşünmekteyim. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de bizler için önemli olacak seviyeler. Evet, dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar TL'de hala 7.30 bizim için önemli bir destek seviyesi. Önemini korumakta. Evet, 7.30 üzerinde 7.39 direncimiz mevcut dedik. 7.39 direnci test ediliyor yukarı yönlü. Fakat üstünde bir kapanış henüz gelmedi. Eğer ki 7.39 üzerinde dolarda bir kapanış görebilirsek o zaman ilk hedefimiz 7.50 seviyesine doğru dolar TL kurunun yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir arkadaşlar. O yüzden dolarda da 7.39 bizler için önemli bir kuvvetli direnç bölgesi diyoruz ve bu direncin kırılıp kırılmayacağı takibimizde olacak. 7.30 altına sarkmalarda 7.26 ve 7.14 destek bölgeleri de takip edilebilir arkadaşlar. Fakat 7.30 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe dolar kurunda da yukarı yönlü hareketler hala devamlılığını korumaya, sürekliliğini sürdürmeye devam eder şeklinde yorumumuz da hala mevcut. Onun dışında sterline bakalım hemen, sterlindeki arkadaşlara da. 7.75 seviyesinde sterlinde, 9.75 seviyesinde sterlinde bir zaten tavsiyemiz vardı. Fakat ana hedefimiz sterlinde 10.30 bölgesi biliyorsunuz. O yüzden sterlinde şu an 9.75 verdiğimiz seviyeleri test ediyor. 9.75 önemli bir direnç arkadaşlar. Buradaki 9.75 direncini şuradan gelen 9.75 direncini yukarı yönlü kırabilirsek
bizleri direkt 10 seviyesi üzerine atacak bir sterlin kuru görebiliriz. İlk etapta 10-12 ve onun üzerinde de 10-35 hedefli çalışacak bir sterlin kuru görebiliriz. Bizler için önemli destek, şu an itibariyle sterlinde hangi seviye diye bakacak olursak da arkadaşlar, şu an için 9.50. Evet, şuradaki 9.50 destek bölgesi sterlinde de kuvvetli bir destek bölgesi olarak göze çarpıyor. Onun üzerinde dediğim gibi 9.75 direnç bölgesi. Bu 9.75 direnç bölgesinde sterlin yukarı yönlü kırabilirse 10'lu seviyelere sterlin TL'de merhaba diyecektir şeklinde yorumumuz mevcut. Euro'ya da bakalım hemen, Euro TL'de neler olabilir? Evet, Euro TL'de beklentimiz dahilinde 8.80 hedefini görmüş bugün itibariyle. Şuradan gelen 8.80 ana hedef bölgemizi görmüş durumda. 8.80 üzeri kapanış yapabilmesi önemli arkadaşlar Euro'nun. 8.80 üzerinde yukarı yönlü hareketlerimizi devam ettirebilirsek Euro'da da bizi 9.08 seviyesine kadar yukarı taşıyabilir bu hareket. O yüzden 8.80'deki direnç önemli diyoruz. 8.80 üzerinde bir kapanış Euro'da da 9.08 üzerinde doğru bir ataklar başlatabilir. Euro'daki arkadaşlar dikkatli olsunlar. Euro'da bakıyoruz gene, önemli bir destek bölgemiz nerede? En yakın bizler için 8.70 desteği. Şurada 8.70 destek bölgemiz. Onun altında da 8.56 destek bölgelerimiz mevcut arkadaşlar. Evet, 8.80 altında geri sarkmalarda 8.70 ve 8.56 seviyeleri takip edilebilir. Fakat 8.80'in de yukarı doğru kırabilirse ana beklentimiz olan 9.08 seviyesine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketlerin gelmesi beklentimiz dahilinde. Evet arkadaşlar, bu haftalık bugünlük yaptığımız altın, gümüş, dolar, euro ve sterlin analizimiz bu kadardı. Arkadaşlar, katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza da üye olan arkadaşlar ve kanalımıza yaptıkları bağışlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca sizleri de bağış yapmaya bekliyorum. İnşallah videolarımızdan bir fayda görüyorsunuzdur. Fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız da kanalımızda bulunan katıl butonundan bize katkılarınızı sunabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.